I am at the age of 81. Already, I am engaged in fighting for the rights of a human being, for building, for making this particle of sand more happy. 81 yaşındayım. Hala insan hakları ve insan özgürlüğü için mücadele ediyorum. One of things which I learned that the best way to fight against extremists and ultra extremist people is joke, sense of humor. Ekstremistlere karşı mücadele etmenin en iyi yöntemlerinden bir tanesinin mizah duygusu olduğunu öğrendim. So I want to give you two examples of sense of humor. Ben de size mizah duygusuyla ilgili iki örnek vereceğim. Before nearly 10 years, I think Stockholm was the capital, literature capital of Europe, and I was taking part there because they have a literary conference. 10 yıl kadar önce Stockholm'daydım bir edebiyat konferansı için ve o zaman Avrupa'nın edebiyat başkentiydi Stockholm. In one of the nights they have a special celebration and gave to the mayor of Khalil, it's a Palestinian town, a medal. Bir gece Filistin şehrinin şeyine belediye başkanına bir ödül verdiler. And so I wanted to go and shake his hand and to congratulate him. Dolayısıyla ben de gidip elini sıkıp kendisini tebrik etmek istedim. But he was surrounded by very radical Palestinians, nationalistic, and he didn't give me the opportunity to shake his hand. Fakat kendisi son derece radikal Filistinliler tarafından kuşatılmış bir haldeydi ve benim ona ulaşmama izin vermediler. They shouted, "You are Israeli, you are occupier, you are our enemy," and so on. Sen bizim düşmanımızsın, sen işgalcisin diye bağırdılar. And they said that he is my friend. I know him personally. Be polite, give me the opportunity to shake his hand. Ben de şey dedim, bu benim arkadaşım, tanıyorum ben onu, lütfen nazik olun ve el sıkışmama izin verin kendisine. There is a moment of silence and I make one step and again all the shouts. Bir anlık bir sessizlik oldu, bir tereddüt ettiler, sonra tekrar çığlıklar yükseldi. I am Iraqi origin, I went mad. I was very angry. Ben Irak kökenliyim, çıldırdım. And I said, I have a suggestion. And said, what? And said, you are saying that my prime minister is Bibi Netanyahu, is fascist. Let us make a bargain. Give us Yasser Arafat for 1 year. We will give you also Bibi Netanyahu for 1 year. Bir önerim var dedim. Nedir diye sordular. Siz bizim Netanyahu için faşist diyorsunuz. Değiştirelim dedim. Bir yıllığına biz size Netanyahu verelim. Siz de bize Yasser Arafat'ı verin. And there was a storm of laughter. Biraz gülüşmeler oldu. And one of them said, keep Yasser Arafat ve among you. Birisi dedi ki Yasser Arafat sizin aranızda kalsın. I am telling this story because while sitting there I happen to think that the most bitter two countries now in the Middle East is Iran and Israel. Şu anda bunları şu yüzden söylüyorum, şu anda dünyada herhalde en düşmanlık içerisindeki iki ülke Orta Doğu'da İsrail ve İran. The strange thing that our president is Persian. Garip olanı bizim devlet başkanımızın İranlı olması, Farsi olması. His mother language is the language of Ahmadinejad. Onun ana dili Ahmadinejad'la aynı. I stop here. Burada duruyorum.